biz suyun canlı yaşamındaki hayati önemini hepimiz biliyoruz. İşte değişen iklim krizleri, su kıtlığı gibi sebeplerden dolayı ya da dünya nüfusunun artması gibi nedenlerden dolayı şimdiden su sıkıntısının yavaş yavaş başladığını düşünüyoruz ve bunun ileriki dönemde, ileriki yıllarda da artarak çoğalacağını öngörüyoruz. Bunu sadece biz değil, tüm bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Biz de hep Şenler ailesi olarak bu su tüketimine dikkat çekmek amacıyla, su azlığına dikkat çekmek amacıyla aile olarak böyle bir proje ürettik. Dedik ki hep Şenler göllerde yapalım. Yani Türkiye'deki doğal oluşumlu yaklaşık 50 göle ulaşalım. Bunlardan birer su numuneleri alalım. Dönüşte bunları sergilerim. Çünkü biz öğretmeniz eşimle birlikte. Hem öğrencilerimize öncelikle bu olarak bunu anlatalım. Daha sonra çevremizdeki okullara gidelim, ile gidelim, ilçelere gidelim. Bunlardan insanları haberdar edelim, raporlarını tutalım diye düşündük ve böyle bir proje yaptık. Van bizim 32. gölümüz şu anda. Van'a geldik. Tatvan'dan Van'a kadar bisiklet kullanacağız. Şimdi feribotla karşıya geçeceğiz. Van bizim için çok önemli çünkü Türkiye'nin en büyük gölü. Buraya gelmesek olmazdı. Asıl hedefimiz, asıl büyük amacımız da zaten burasıydı. İşte kedisiyle, tarihiyle, kültürüyle, ince kefaliyle, kalesiyle, müzesiyle gündeme gelmesini istiyoruz. Ve bunu bisikletle yapıyoruz çünkü bisiklet çok hem sağlıklı bir spor hem çevreci bir spor. O yüzden bunların hepsini birleştirdik. Aynı zamanda ailemizin birlikte olmasını sağlayan bir spor da aynı zamanda bisiklet kullanmak. Bunların hepsini bir araya getirince böyle bir proje ürettik. Şimdi Van'dayız. İnşallah bu gölü de bitirip yavaş yavaş Çıldır Gölü'ne, daha sonrasında Karadeniz üzerinden evimize, yani Kocaeli Kandırı'ya dönmeyi amaçlıyoruz. Amacımız çocuklarımızla birlikte yolda olmak ve projeler üretmek. Her sene böyle projeler üretiyoruz. Bu sene de 50 gölün etrafında bisiklet sürerek tüm Türkiye'ye ve dünyaya hep Şenler göllerde suyun izinde ve su yoksa barış yok mesajı vermek istedik. Eskiden kan davaları olurdu köyler arasında, tarla sulama konusunda. Aynı ülkede, aynı köyde böyleydi. Gelecekte ülkeler arasında bu olacak. Şimdinin kavgaları petrol üzerine ama gelecekte beyaz petrol olan su üzerine olacak. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor ve bizim de kaynakları kısıtlı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kaynaklarımızı 50 yıllık, 100 yıllık planlarla korumamız gerekiyor. Hala orada duruyor. Sıkıntı duruyor.